Herkese merhaba, ben Halil Cem, Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine temelden dikte dersi yapacağız, dikte çalışmaları yapacağız sizinle. Daha önceki derslerimizi kaçırmışsanız yukarı kartlara bırakıyorum, oradan birinci ve ikinci derslerimize ulaşabilirsiniz. Nasıl yaptığımızı, nasıl bu seviyelere geldiğimizi, yavaş yavaş ilerlediğimizi görmüş olursunuz. Eğer zaten o dersleri izlemişseniz burada ne yapacağımızı gayet iyi biliyorsunuzdur. İki tane dikte olacak. Biri majör ton, biri minör ton olacak. Her biri 2 dörtlük 8 ölçüden oluşan dikteler olacak. Yine ilk sesi vereceğim. Başlangıç sesini vereceğim. 8 ölçünün tamamını çalacağım. Sonra ikiye bölerek tekrar çalacağım. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ilk diktemizle başlıyorum. Bu la sesi. Bu da başlangıç sesi. Akoru basıyorum. La başlangıç sesim. Metronomu açıyorum ve 8 ölçünün tamamını çalıyorum. Bu 8 ölçünün tamamıydı. 8 ölçünün tamamını tekrar çalıyorum. Bu la'ydı. Bu da akorumuz. Ve 8 ölçünün tamamını çalıyorum. Şimdi ilk iki ölçüyü çalıyorum. İlk iki ölçüyü tekrar çalıyorum. Dışarıdan çocuk sesleri gelebilir, onun için kusura bakmayın. Bir ikiyi çalıp 3 dörde geçiyorum. Üç dördü tek başına çalıyorum. Üç dördü son kez tek başına çalıyorum. Üç dördü çalıp 5-6'ya geçiyorum. Beş altıyı tek başına çalıyorum. Beş altıyı tek başına tekrar çalıyorum.
5-6'yı çalıp 7-8'e geçiyorum. Sekizi tek başına çalıyorum. Yedi sekizi son kez tek başına çalacağım. Sonra sekiz ölçünün tamamını çalacağım ve ikinci diktemize geçeceğiz. Evet, 8 ölçünün tamamını çalıyorum. Altta da notaları çıkacak. Oradan da ne kadar doğru yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. Bu la sesiydi. Bu da akorumuz. Bu la. Başlangıç sesim bu. Evet, 8 ölçünün tamamı bu şekildeydi. Şimdi ikinci diktemize geçiyorum. Bu da minör bir dikte olacak. Zaten ilerledikçe minör mü majör mü olduğunu size söylemeyeceğim. Dediğim gibi temelden aldığımız için bu uyarıları yapıyorum. Minör bir dikte olacak. Bu la sesi. Başlangıç sesim de bu. Bu da akorum. Ya da şuradan basalım. Bu la. Evet. Şimdi diktenin 8 ölçüsünü de çalıyorum size. İlk iki ölçüyü çalıyorum. İlk iki ölçüyü tekrar çalıyorum. Bir ikiyi çalıp 3-4'e geçiyorum. Üç dördü tek başına çalıyorum. Üç dördü bir kez daha tek başına çalıyorum. Üç dördü çalıp 5-6'ya geçiyorum.
5-6'yı tek başına çalıyorum. Beş altıyı bir kez daha tek başına çalıyorum. Beş altıyı çalıp 7-8'e geçiyorum. Yedi sekizi tek başına çalıyorum. Yedi sekizi son kez tek başına çalacağım. Daha sonra sekiz ölçünün tamamını çalacağım. Ve bu diktemizi de bitireceğiz. Şimdi 8 ölçünün tamamını çalıyorum. Bu la akorumuz da buydu. Başlıyorum. Evet, 8 ölçümüzün tamamı bu şekildeydi. Bugün bir majör tonda dikte yazdık, bir minör tonda dikte yazdık. İkisi de 2 dörtlük 8 ölçüden oluşuyordu. Ve yavaş yavaş bunlar artmaya devam edecek. Biraz zorlaşacak. Şimdi mesela dörtlükler ve sekizlik notalar var. Yavaş yavaş yani bir vuruş ya da yarım vuruş notalar var. Bunlar gitgide zorlaşmaya başlayacak. Adım adım birlikte ilerleyeceğiz. Sonra tek diyezli tonlar, işte tek bemollü tonlar girecek. Onların majörleri, minörleri gelecek. Bu şekilde gideceğiz. Bu tarz içerikleri de kaçırmamak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ki ben video paylaştığım zaman size o bildirim olarak gelsin ve o videodan siz de faydalanmış olur. İşinize yarayan belki bir içeriği kaçırmamış olursunuz. Ve bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da kutlamak istiyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Daha nicelerine huzur içinde kutlamak dileğiyle.